Burada şu an iki parti yükselişte. Biri AK Parti, biri de Vatan Partisi. Çok acayip yükselişteyiz falan diyor. Stüdyodakiler hep böyle bıyık altından gizlice gülüyorlar falan. Sunucu soruyor Cem Toker'e, işte siz ne oldu, bir şey mi diyorsun, hani şey taşlak geçme amacıyla soruyor böyle. Yok yok, dinliyorum, bize haberler geliyor, takip ediyoruz, Vatan Partisi güçleniyor, evet falan. 32. gün bölümlerinden bir tanesinde bir adam var. Osman Pamukoğlu diye. Önceden işte ordudaymış falan böyle. Hani Yapar. şey diyor işte, hani oradakilerden biri. Peki siz hani partinizin işte iyi olduğunu, nasıl gidiyor, yani nasıl düşünüyor, iyi gittiğini düşünüyor musunuz falan gibi. Kesin mecliste işte birinci parti. Seçimden sonra herkes görecek. Kesin birinci partiyiz. Ya bu insanları çevreleri mi gazlıyor gerçekten? Geçenlerde de Muharrem İnce şey demiş. CHP oylarımızı bölmezse kesin birinciyiz. Espri güzel de ona diyecek bir şeyim yok. Hani bunlar hep böyle herhalde. Yani bir de şey var, hani hiçbir adam da çıkıp demez ki ya yok oğlum biz %0,5 bile alamayız amına koyayım. Biz ne Ulan bir tane işimiz var? koca koca adamlarsınız. 50 yaşında, 80 yaşında adamlarsınız. Yani bunların ağzı bu ya. Ağzı böyle yani bu adamların, hani Ya yapacak bir söylüyorum ben, şey yok çünkü yani. şey güçlü olduklarını iddia etmek zorundalar. Ne diyecekler ki? Ya biz Evet yüzde bir işte. iki alsak yeter. Bizim etimiz ne, budumuz ne falan diyecek hali yok adamın, televizyona Yani o çıkmış falan. zaman derler ki niye parti kurdun? Hani niye aday oluyorsun? Yüzde bir ikiyle ne yaşıyor? Hani bunun diyecek adam. Ama biraz da şuna benziyor. Hani malum bir 35-40 arası sanatçılar da üretkenliklerini kaybediyorlar. Ya kendilerini tekrara düşerek çok sıradan işler yapıyorlar. Ya da yenilikçi olmak adına saçma sapan şeyler yapıyorlar. Yani halbuki söyleyecek sözleri bitmiş oluyor. Bir şey yapmamaları gerekiyor falan, ama hani varoluş sebepleri de o üretim olduğu için bir kısır döngüye giriliyor. İşte mesela nedir en bariz örneklerinden biri, Saint Anger albümü. İşte bu adamlar 20 yıldır falan bu müzik camiasının içinde thrash metal'e yol gösteren, işte yol veren insanlar. Ulan biri de mi demez ki, baba siz ne yapıyorsunuz amına koyayım? Böyle şarkı mı olur? Böyle albüm mü olur? Yani kimse de demiyor mu diye soruyoruz. Belgeseli izledik. Kimse de demiyormuş hakikaten. Hatta bir gaza getirip duruyorlar. Hatta albüm Grammy ödülü aldı. Ya Yani o albüm, hadi gruba verirsin öyle bir şey de, o albüm için mi verirsin yani? ya abi, ya aynen, Metallica'ya Hani bir Grammy sürü verilir de albüm var ne baba bileyim, gibi yani. Injustice for All için verilir. Ondan öncekiler için verilir. Hani Load için bile verilir. Load, ben severim Load'u yani. Evet, zaten Iron Maiden'ın da bütün şarkıları aynı. Yalnız ya ben çok aslında zaman zaman Iron Maiden'ın işte diskografisini baştan sona dinleyeceğim diye giriştim. İlk 2-3 albümden sonra devamını getiremedim de. Ama haksızlık da etmeyelim diyorum. Bu Iron Maiden'ın, yani dinlediğim albümlerden, şarkılardan hareketle konuşuyorum. Yani hala bütün diskografiyi tam dinlemedim de ya. Bir yerden sonra gerek de yok zaten. Ya bu şey Bruce Dickinson 90'ların başında bu Fear of the Dark albümünden sonra galiba ayrılıyor gruptan. Sonra Blaze Bayley geliyor ya, bu şey iki albüm yapıyorlar onunla. Don't look Şey through the eyes of The X Factor, bir de Virtual Eleven albümleri. Bak, o albümler de aslında bayağı güzel albümler. Ve hani zamanında ben o iki albümü çok dinledim. Ben hani o Iron Maiden o dönemini severim bayağı. Hani Bruce Dickinson'sız dönemini. Neyse, o iki albümden sonra 2001 yılında galiba Brave New World albümüyle Bruce Dickinson geri dönüyor. O albüm de daha ortalamanın üstünde bir albüm aslında. Ama o albümde başlıyor Iron Maiden'ın bu mala bağlama süreci, çok teknizeleşme süreci. Ya onu şey vardı, Ekşi Sözlük'te bir herif bunu açıklamış yani. Hani insanlar böyle söylüyor işte, Iron Maiden bütün şarkıları aynı lan falan diye, ama hani şunu ifade etmeye çalışıyorlar aynı derken diye bir şey yapmış. Hatta böyle enteresan bir video gibi bir şeydi ya. İşte şarkılar çalıyor, o sırada akortlarını mı ne gösteriyordu böyle, gamını falan mı ne, ben şimdi tabii çok iyi bir müzisyen olmadığım için tam açıklamasını yapamıyorum ama hani şarkıların kısım kısım çalıyor şarkılar böyle. Hep aynı akort düzenini takip ediyormuş gibi gösteriyordu işte. Hani insanların ifade etmeye çalıştıkları, eleştirdikleri aslında bu diye. Ama harbiden de tam böyle hep aynı paterni takip ediyor Ya sanki evet. orada hani. Ya zaten Farklı şarkılar tabii ama. o artık bariz hale geldi, o bir gerçek. Hani Brave New World'dan sonra kademesini sikeyim yani. Kademe sikeyim. Hani o durum bariz hale geldi gitgide artan bir şekilde. O olay şey, hani hep bir kere hani hep aynı davul ritminin olması, hani o malum Iron Maiden davul ritmi işte, ve o Evet. şeyi ritim gitar
İşte akoru mu denir, gamı mı denir? O Fear of the Dark'ı şey alabiliriz. İşte sen alabiliriz. De profesyonel müzisyen olmadığın için. Evet evet ben de. İşte hep o şey. Hani hep o şey üzerine gidiyor şarkılar. Cult'ın bir videosu vardı ya şey Unholy Çocuk Tiyatrosu Skeci. Evet. Oradan ayı kardeş diyor diye tavşan kardeşe. Hani şimdi bir oyun oynayacağız. Hani söylediğim şarkı Iron Maiden'ı mı Haluk Levent'in mi bilmeye çalışacaksın. Hani mesela şu den Iron Maiden. Al Iron Maiden. Haluk Levent'in Kağızman türküsünün cover'ıdır. Ama bir yaştan sonra çok tehlikeli. Bak kalça çıkıyor, kalça kırıyor. Ölümcü olabiliyor bir yaştan sonra. Hani uyarmak lazım yani vuruş sıkıntısında. Ya, önemsiz bir şey gibi başta işte birkaç haftada kaynar kemik ne olacak falan diyorsun da hani ölüme sebebiyet verebiliyor o yaşlarda böyle kırıklar yani. Olmaz olsun öyle yaş. İşte banyoda kayıp düşme vakaları görüyoruz, duyuyoruz hani Allah korusun. Zor yani. Evet evet. Değil mi? Şey de vardı hatta sen iyi bilirsin onu. Bir tane Osmanlı padişahı banyoda kayıp sabuna basıp düşüp. Öyle bir şey yok mu? Vallahi bilmiyorum. Öyle ölmüş falan. Cümleyi tamamlayayım. Bilmiyorum vallahi. Varsa da bilmiyorum yani. Yani tarih doktorası yapıyorum ama bana o bilgi ulaşmadı hiç yani bilemedim. Paparazzi şeyleri bunlar. Yani sabuna basıp kaymış falan. Sen akademik çalıştığın için belki şey, kulağına çalınmamış. Ya tarihçilik ya şey de bulursun. Reşat Ekrem Koç'u da bulabilirsin böyle şeyleri ama yani ben o alanlarda pek yokum bile. Yani şey, yüksek lisansta bıraktım o şeyi ben. Şu an tam sıkıcı tarihçilik yapıyorum. 600 sayfalık doktora tezi yazacağım. Hani iş oraya gidiyor. Onu da kitap olarak şey yapma. O zaten mecbur. Hani o kadar yaptıktan sonra bir de şey yani halk evleriyle ilgili eğer ben bitirene kadar daha kapsayıcı bir şey yapılmazsa hızlı davranan olmazsa diyorsun. Evet ya halk evleriyle ilgili yapılmış en kapsamlı çalışma hani şimdiye kadar o olacak gibi görünüyor. Bunu da böyle boş hava atmak için söylemiyorum. Çünkü ya kullandığım belgeler, birincil kaynaklar kullanılmamış daha önce. Birinci faktörü o, hani orijinallik ve hani öte yandan hacimli olması da ayrı bir etken. Hiç kullanılmamış derken içlerinden kullanılan bazı setler olmuş. Bazı bağlamlarda, bazı çalışmalar için. Ama tamamı böyle bütünlükçü bir şekilde ele alınmamış şimdiye kadar. Halk evleri üzerinde yapılan çalışmalar genel olarak teker teker işte Çorum Halk Evi, Çorum Halk Evi dergisinin yayınları falan gibi çok tez var ama bütünleyici yaklaşıma sahip böyle bir iki çalışma var. Yani gerçekten tatmin edici diyebileceğin sadece bir çalışma var. O da Alexandros Lampron'un Nation Building in Modern Turkey adlı eseridir. Onu da söylemiş olalım. O zaman ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum izninle. Bir çünkü bir merhaba diyelim değil mi? Önce bir okulumuza bir merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba. Günlerin götürdüğü dinleyicileri. Merhaba Medyascope TV izleyicileri. T24 okurları ve Gazete Duvar yazarları. Merhaba kas sevenler. Merhaba LGBTİ üyeleri. Müebbet muhabbet hastaları. Merhaba liberal sosyalistler. Sosyal merhaba. Medya bağımlıları ve merhaba. Ekşi sözlük haterları. Merhaba kilim desenli kazak giyenler. Ve Reddit snobları ve nadir kitap mini çakalları. Merhaba. Merhaba John Petrucci. Merhaba merhaba aynı anda hem Netflix'e hem de Mubi'ye para yatırıp ama Mubi'yi bir türlü kullanmaya vakit bulamayanlar. Ve merhaba Habib Nurmagomedov. Merhaba Doğan Güneş. Merhaba Bulut kardeş. Merhaba. O zaman ben hemen Türkiye'nin gündemini, dünyanın da gündemini salım salım sallayan koronavirüs konusuna gelmek istiyorum. Bilindiği gibi ilk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde bla bla bla. Shut up! Ne diyorsun yani bu virüs nereye gidiyor? Salgın nereye gidiyor? İnsanlar nereye gidiyor? İnsanlar diye de gidemiyor salgından dolayı. Evlere hapsolduk. Hani benim şöyle gözlemlerim oldu son dönemde. Yani mesela ne zamana normalleşiriz? Ne zamana? Artık herkes... Bugün galiba Dünya Sağlık Örgütü açıklamış. 2022'nin başında bu iş biter demişler ya. Ya hiç sanmıyorum. Onların açıkladığına da güvenmem yani. Yani neye göre biter? Nedir? Hani bir şey söyle de ona inanalım. Yani bu boş bir yargı hani. Ya sanırım bu şey. Dünya ekonomisi bu işi kaldırmıyor. Sikerler hani en fazla oraya kadar yaparız demeye getiriyorlar. Ha eyvallah o zaman tamam. Yani şey bunu böyle dememişler de
Yani kibar bir şekilde. Ha, ulan o zaman çok iyi be. Ben uzun zamandır bunu bekliyorum Ya zaten. şey Hani sanırım işte o zamana kadar Batı ülkelerinde aşılama büyük oranda bitmiş olur. Zaten tabii biz yine sınırları da pek açmayız. ya zaten Dolayısıyla. Batılılar aşılandıktan sonra ta hani bir Aynen aynen. hafta Aynen. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nden kısıt işte hani Batı Avrupa ve ABD Sağlık Örgütü falan değil hani mi? öyle Aynen. anlamak lazım. Evet. Ya ben zaten uzun zamandır bunu Mantıklı, bekliyorum. mantıklı Ulan bence ya. hani alınan önlemler bir şeye yaramıyor. Yönetemiyorlar salgını. Ne sayılar azalıyor ne bir şey. Yalandan boşu boşuna mahvediyoruz ortalığı yani. Hani Bayağı para bırakın harcıyoruz. madem ölen ölsün kalan kalsın abi. Kalanlar devam eder yani. Yapacak bir şey yok. Hani bütün insanlık kırılacak değil bundan yani. Yani evet. Bırakın ben rahat rahat şey yapayım. İşte 1,5 sene falan hani herhalde öyle bir kafaya getirdi artık. Ya ki az zaman değil lan. Kaç hayat söndü bu zaman zarfında yani. Kim bilir. Kaç kişi işsiz kaldı, kaç kişi işte intihar etti, ailesi dağıldı bilmem ne. Çok kötü şeyler olmuştur yani. Evet, kesinlikle. Ya bir de ya benim açımdan öyle ben bilmiyorum artık böyle şey olayları böyle nesnel şekilde birbirine bağlama yetim falan kayboldu son zamanlarda iyice. Benim en azından hani kendi işte kişisel sorunlarımla toplumsal politik sorunlar iç içe geçti iyice. Yani ben öyle hissediyorum. Bir de bu salgın tedbirleri de eklenince de iyice tecritte buldum kendimi. Yani direkt böyle birebir benim gibi yani işte bunlardan muzdarip olanlar ne bileyim belki yok belki de yoktur bilmiyorum da belki de vardır az da olsa. Ama bunun da bir ya böyle bir şeyin gözlemlenebileceğini düşünüyorum. Yani işte insanların kişisel sorunlarıyla toplumsal sorunların iyice birbirine geçtiğinin bu aslında hep böyledir de bu kadar aşikar olduğu bu dönem belki yani çok nadirdir herhalde. Dünya tarihinde bilemiyorum. Ya bu şey aslında daha önce konuşurken de bir ara demiştim sanırım. Bu işte yine adını anmadan edemeyeceğiz. Lefer'in gündelik hayatın eleştirisinin Selam ilk çizginin çakalım. sonlarında yer alır. Selam olsun. Ya şey der orada. Hani Nazi dönemindeki konsantrasyon kampları aslında kapitalist sanayi toplumundaki gündelik hayatın işleyişinin bir şeydir. Deney koşullarındaki halidir. Hani orada da o kamplarda da gündelik hayat ilişkileri görülür. Yani sanayi toplumunda olduğu gibi işte orada da yolunu bulanlar görece iyi konumdadır. Kimdir onlar? İşte Yahudilerden devşirilen güvenlik görevlileri. Onlar iktidara yakındır. İşte ellerine sabun geçer, konserve geçer, bilmem ne geçer. İşte onları fahiş fiyatlara satarlar. İşte orada da para kazanmak için işte kadınlar fahişelik yapar. Orada da işte baraka mahalleleri vardır. Daha iyi yaşam koşulları vardır. Orada da iş bölümü vardır. Bilmem ne. Hani Evet tek evet fark bak bu dediklerin şeyde de çok iyi çizilmiş, yazılmış, çizilmiş. Bu bir tane karikatürist adam vardı ya Fransız, Jacques Tardi diye bir adam. ha Hani ismini biliyorum da o kadar mı? onun işte bu şeyleri var. İki tane grafik roman diyebiliriz. İşte babası Aa Tardi evet lan. Tardi. Stalag 2B kampında babası esir kalmış. Sonra oradan işte savaşın sonlarına doğru oradan kaçıyor. Fransa'ya kadar işte dönüyor. Hani yürüyerek böyle yayan ta o kamptan Fransa'ya kadar dönüyor. Ailesini buluyor falan. İşte bu iki ciltten bir tanesi, ikinci cilt dönüşteki geçirdiği maceraları anlatıyor. Hani o değil benim demek istediğim. Birinci ciltte kampta geçirdiği şeyleri anlatıyor. Orada mesela tam bu söylediğin olaylar var. İşte birinin mesela İşte ayakkabısını veriyor, ona bir pakette sigara veriyor, işte yiyecek alıyor, ne bileyim işte atletini veriyor, onun karşılığında bir şey kazanıyor falan böyle hani işte hani bunlara böyle günlük bir yarım çürük ekmek veriyorlar, işte onları biriktiriyor ki işte iki dal sigara alabilsin falan. Sonra bunların kendi içlerinden birini seçip ona kapo deniyordu galiba. Kendi içlerinden birini seçip onların başına yönetici olarak koyuyorlar ki hani örgütlenirlerse falan o haber versin, şey yapsın. Hani o arada bir takım böyle çıkar şeyleri. Hani sen bana şöyle yap, ben de senin işini göreyim falan filan. İşte Hani onlar da siyasi partiler diyebiliriz. bu hafta beni tuvalet temizlemeye yazma da falan. Ben de sana Evet. şöyle yapayım falan filan gibi. Hani o gündelik hayat dediğin şeyi orada ayrıntılarını bayağı görebiliyoruz. Onu da not düşeyim dedim. Bu hani salgın dolayısıyla alınan tedbirler bu durumu iyice aşikar kıldı bence. Zaten yani bu kapitalizmin ekonomi politiği bir
çalışma kampı düzenidir. Fakat bu ne demek lazım? Bazı emniyet sübaplarıyla veya bazı illüzyonlarla daha az görünür kılınır. Hele ki zaten maddi olarak avantajlı bir kesimdeysen bunu tamamen kendin için görünmez kılmak da mümkündür. Ha, nedir bunlar? Eğlence sektörü tabii ki. Eğlence sektörü, hizmet sektörü bunları görünmez kılar. Yani atıyorum sen işten çıktığında evine gitmeden önce bir pub'a uğrayıp bir iki bira içersin. Ne bileyim yanında sevgilin vardır vesaire. Bu şey hissettirir sana. Hayat çalışmaktan ibaret değil. Benim asıl hayatım bu. Bunu finanse etmek için belli bir zamanımı, işte emeğimin belli bir kısmını kiralıyorum. Benim asıl hayatım bu. Geri kalan bu hayatın angaryasıdır. Bu hayatın bedeli işte çalışmadır falan diye düşünebilirsin. Ama halbuki şöyle değildir. Halbuki işte insan yaptığı işe dönüşür. Çünkü en çok çalışarak vakit geçirmektedir. Yani emeğini satarak yaşıyorsa ki toplumun her yerde çoğunluğu buna dahil. Bu bir çalışma kampı düzeni. Sen şey yani bunu işini sevmeyen insanlar en çok hisseder zaten. Hani sen oraya mahkumsun. O saatler dahilinde haftada işte 5 gün 6 gün o işi yapmak zorundasın istemediğin halde. Çünkü işte hayat para kazanmaktan ibaret. Hani yaptığın işsin. Seni öyle tanımlarlar. Bu durum, bu önlemler dolayısıyla çok daha görünür kıldı bu. Çünkü eğlence sektörü iptal edildi. Türkiye'de en azından. Yani sokağa çıkma kısıtlamaları var. Sadece hani işe gidip eve geliyorsun. Hani hayatında çalışmaktan başka ve çalışıp eve gelip işte yemek yiyip uyumaktan başka hiçbir bok yok. Hani bu salt bir çalışma kampı düzeni. Ben işte ajansa işte ilk hafta full gitmiştim. O benim deneme sürecimdi. Bir de Eryaman'da oturuyorum ya. Bilmeyenler için söyleyelim. Eryaman Ankara'nın bir banliyö kesimidir. Hatta işte Amerikan suburblerine bayağı benzer ama rakımı yüksek olduğu için bir apurb diyebiliriz suburb yerine kendisine. Ayrıca Amerika kadar ülkemiz geniş bir coğrafi büyüklüğe sahip olmadığı için müstakil evler yoktur, apartmanlar çoktur. O yüzden dikey mimari vardır. Dolayısıyla bu yüzden de upurb diyebiliriz. Uzaktır, 15 kilometre kadar uzaktır şehir merkezine. Metro ile 45 dakika sürer şehir merkezine gitmesi. İşte oradan da Kızılay'a gidersin. Kızılay'dan ayrıca otobüse binersin. İş yerin biraz da uzaklaşsa falan. Benim durumda o. Yani haftanın 5 günü bunu yaptığını düşün. Sabah 6'da kalkıyorsun. İşte gece 8-8.30 gibi eve varıyorsun. Hani 2 gün tatilim var falan. Ayrıca ne bileyim reklamcılık sektöründe işte işler dinamik. Yani hafta sonu tatilim var diye bu hafta sonu tatil yapacağın anlamına gelmiyor. Yani çünkü ya işler online yürüyor. Buna müsait. Ve hani bir iş bitmediyse sen onu işte evdeyken yetiştiriyorsun. Revize geliyor, deadline oluyor, bir şey oluyor. Sen onu evdeyken de yapmakla yükümlü oluyorsun falan. Evet. Hani bazı sektörler bunu daha da aşikar kılıyor bu çalışma düzenini. Hani bu tam bir çalışma kampı düzeni. Çalışmak için varsın. Ve eğer sen bu düzene bir şekilde intibak edemediysen yoksun. Yani ne bir insan yüzü görebilirsin. Hani ne maddi olarak varlığını sürdürebilirsin. Bu arada bu söylediğin şey de senin işte Lefebvre atıf yaparak izah ettiğin bu durum Manifold'daki sanırım ikinci yazındı. İkinci yazı mıydı? Yazının ismi neydi? Hani orada bayağı uzun uzun daha... Ha, evet evet. Sanatın düzgünce... gereksizliği üzerine. Evet. O yazıda hani bu konuşmanın da teorik arka planını zenginleştirmek açısından o yazıya da isteyen bakabilir. Evet, bir not düşelim. Salık verelim. Ya bir de işin ironik kısmı şu. Gündelik hayat meselesine, teorisine, sosyolojisine falan kafa yorabilmek için gündelik hayata dahil olmamak gerekiyor. Yani bu işi akademik olarak ele alabilmek için ki hani o kadar kitabı okuyabilesin, bu konu hakkında düşünüp yazabilesin falan. İşte ben de o Lefebvre'yi keşfettiğim zamanlar, ilk keşfettiğim zamanlar şeydi zaten, bizim soysaldaki evde oturuyorduk. Ben daha doktoranın ders dönemindeydim. Siyaset bilim bölümünden Türkiye'de gündelik hayat diye bir ders alıyordum falan. İşte hani o vesileyle tanışmış oldum Lefebvre ile. İşte o zamanlar ilk kafa yormaya başladım. Yani şey, vaktim vardı, çalışmıyordum. Sadece işte okula gidip derse gidiyordum haftada işte 2-3 gün falan, o kadar yani. Bu işte ama bu da bir şey, sorun. Hani gündelik hayat meseleleriyle uğraşmak, bu konu hakkında yazıp çizmek ayrıca bir meslek. Hani sen de böylece şey, tamam, evet, yani akademik ortamda sınırlı kalıyor. Yani bu şey halka
yılan bir şey değil ama gerçi bir yandan çalışan her insan bu durumun farkında. Yani benim babam da bunun farkında. İşte hayatın böyle bir şey olduğunun daha farklı ifade eder. Ne der yani işte. Hayat böyle çalışmadan olmuyor falan der. Hani ama hani demek istediği şey aynı aslında. Evet hayat böyle. Yani eşek gibi çalışacaksın. Akademinin yaptığı bunu işte daha spesifik hale getirmek, daha en küçük ayrıntısına kadar incelemek falan filan. Burada asıl mevzu işte bu akademik bulguları, yorumları falan geniş halk kitleleriyle bir şekilde paylaşabilmek. Hani bunu kısa ve öz bir biçimde yapabilmek ama nasıl falan. O mevzuda zaten ne oluyor bu klasik işte halkı bilinçlendirme mevzuna falan geliyorsun oradan da. Yani aynı terane. Oradan bir yere vurulacağı yok yani. Halkı bilinçlendirme muhabbeti de bizim ilk bölümlerde konuştuğumuzda hep en son vardığımız nokta Bak şunu oluyordu. fark ettim ben bir de bu halkı bilinçlendirme Hani muhabbetinden hareketle. Cumhuriyet'ten bile aynı muhabbet. Halkı bilinçlendireceksin, halkı bilin. O dünyada aynı muhabbet aslında. Yani bu şey herhalde bunun temeli belki işte hep denildiği gibi Jacobenlere dayandırılabilir. Bir noktada da bu Rusya'da çıkan halka doğru işte şey Narodnichestvo denilen bu halkçılık hareketi. Yani Narodnichestvo halkçılık, Narodnaya oluyor ha, halka doğru. Onun Osmanlı'da da yansımaları oluyor yine halka doğru dergisi çıkıyor falan. Ama bizdeki daha şey haliyle işin sosyalizm kısmından daha ziyade milliyetçilik bağlamında ele alınıyor ve şey Şüphesiz. Türk milletini var edelim işte Türk olduklarından farkına varsınlar öyle bir işlendirme falan gibi bir şey. Ama şey Fransız Devrimi'yle de bu fikri bağı var az çok orada şeydir ya yani halk yığınları iktidar ele alsın hani Fransız milleti iktidar ele alsın. Hani milliyetçiliğin ilk bağlamı bu ya. Hani bir ayrıcalıklı bir kesim değil de doğrudan milletin kendisi kendini yönetsin. Bununla da ilgisi var. Hani milliyetçiliğin çıkış noktasının tabii. Hani bu zaten bu açıdan işte o geç 19. yüzyıl erken 20. yüzyılda bu milliyetçilik hareketleri sosyalizmle bağlı olabiliyor veya Rusya'dan para koparmak için bağlıymış gibi sosyalizmle bağlıymış gibi görünebiliyor. İşte Türkiye bunun bir örneği. Evet. İşte Soğuk Savaş döneminde 3. Dünya ülkeleri bunun bir örneği ki ben Sovyetlerin batışında bunun çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Ya katılıyorum. Bak işine gelen hani koparmış adamlardan parayı. Sonra da hani yok işte biz batıya yakınız canım falan filan ayakları Ya hani. mesela şey Nasır amına koyayım o Aslan Barajı'nı finanse etmek için hani sırf Sovyetlerden para koparmak için ay, oraya yakın görünüyor. Evet, bu Ki arada zaten bilmeyenler için de söyleyelim. Kurtuluş Savaşı da Rus paralarıyla yapılmıştır. Değil mi? Rus evet. top tüfeğiyle, mermisiyle. Altın rubleleriyle Evet hani. yapılmış. Ki hani Soğuk Savaş döneminde de bir sürü yatırım gelmişti Rusya'dan Türkiye'ye. Mesela İskenderun Demir Çelik Fabrikası en bilinen örneklerinden biri. Ve ayrıca bir sürü işte fabrika, ağır, ya, ki ne bileyim 5 yıllık kalkınma planları erken cumhuriyet dönemindeki yine Rus danışmanlar eşliğinde yapılmıştır falan filan. Ki mesela bizim Halen'in bir arkadaşı vardı, Alex diye Rus. Onun anneannesi Sovyet döneminde partili bir öğretmenmiş. Kazakistan'da görev yapmış. Vay vay. O da onun anneannesinin anılarını anlatıyordu. Bu dediğimize yakın bir şey söylüyordu ya. Hani sadece Leningrad ve Moskova'da göreli bir refah vardı. Orada mağazalarda tüketim malları falan bulunabiliyordu. Ama hani işte Orta Asya'ya baktığında ya da ne bileyim biraz daha taşraya falan baktığında hani kıtlığı daha bariz bir şekilde görebiliyordun. Niye amına koyayım? Çünkü ulan Küba sana şeker kamışı veriyor. Sen ona füze yolluyorsun. Hani onlar senin eline bakıyor. Hani onlar senin sırtında bir yük. Hani sen işte o tüketim mallarını ne bileyim işte Polonya'ya gönderiyorsun, Doğu Avrupa'ya gönderiyorsun, 3. Dünya ülkelerine gönderiyorsun. Bir yandan Sovyetlerin kendi coğrafyası da çok geniş. Her yere bir şeyler göndermek zorundasın. Yani Ortalar Boğaz'ı da besleyemiyor herkes adamlar koparmaya bakıyor adamlar. yani. Ya bu Hani böyle. nedenlerden biri tabii yani sadece. Neyse mevzuya geri dönecek olursak bu salgın sürecinde alınan önlemler içinde yaşadığımız düzeni bir çalışma kampı düzeni olduğunu daha da aşikar kıldı diyorum ben. Ben de sikkemi basayım altına o zaman. Ahaske bir senin bastığın. Hani ben de onu dişimle sınarım. Ya şey çok kötü oldu ya. Hani zaten öyle çok çıkan, gezen, tozan bir adam değildim ama hani
Yani istediğim zaman da onu yapabiliyor olmak istiyorum yani. Hani Ya hiç evet. çıkmıyorsam bile belki yarın çıkacağım abi yani, Allah Allah, hani Zaten hani özgürlük duygusu çıkamayacağımı dediğin şey bilmek. budur. Ve bu işin bir diğer boyutu şu. Şehri taşradan farklı kılan bu ihtimallerdir ki bunu zaten içimizdeki şeytan romanında Sabahattin Ali de belirtir. Yani şey diyordu orada bir yerde. Bağlamını unuttum da hani nedir bizi işte İstanbul'a, büyük şehre bağlayan? Hiç gitmediğimiz kütüphaneler, müzeler mi? Her zaman ulaşmaya maddi gücümüzün yetmediği o eğlence hayatı mı? Falan gibi işte bir şeyler söylüyor. Ya, budur aslında evet. Bu ihtimallerdir. Hani onu yapmasan bile istediğin anda onu yapabilecek durumda olmandır. Hani o ihtimaldir. Taşrada o ihtimal dahi yoktur çünkü. Hani onun o tek düzeliği aşamayacağını bilirsin. Şimdi bu önlemler işe yarayıp yaramadığı meçhul önlemler nedeniyle büyük şehrin taşradan bir farkı kalmadı. Eşitlendi taşrayla. Yani bütün ülke bir kampa döndü. Bu durumun görünür olmasının bir tezahürü de bu oldu yani. Bir de ben şey diyordum hani işte insanların kişisel sorunlarıyla birleşti bu toplumsal düzenin sorunları. Bu benim kendi özelimde. Artık ben son zamanlarda sıkkınım yani canım sıkkın. Canım sıkkın, aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Senin yazdığın bir hikaye vardı. Mesela onda da hani oradaki karakterler hiç de öyle politik insanlar değil aslında. Ha, evet. Ama hani baktığın zaman hani yani o politika hani onların hayatına böyle o kadar nüfuz etmiş ki hani çok bariz bir şekilde etkilerini görüyorsun. Halbuki hiçbiri öyle işte ne bileyim mesela ne bileyim hani komünist momünist biri değil ama orada polisten dayak yiyor, şey oluyor falan filan gibi. Hani böyle şeyler vardı. Bundan bahsediyorduk. O daha böyle şeyi anlatıyordu sanki. Hani böyle 2015'e kadar falanki o yükselen işte yine başka bir yerde senin lan 30'lara bağlı dünya amına dediğin şeye tekabül ediyor gibi. Bugünkü mevzuda artık tamamen hani böyle %100 Aşikar artık olan bir hani tane her şey aynen aşikar çok hale net bir geldi. şekilde hani görüyoruz. Hani tamamen nüfuz etmiş durumda hayatımıza. Ki zaten ben bu Hani en durumu ufak bir kararlı işte ne bileyim komşunu ziyaret edemiyorsun. Ne bileyim mesela benim annem babam dedemi falan görmeye gitmez. Biri gittiği zaman kızar, o eve girmeyin falan filan diye işte virüs bulaştırırsınız ölür gider zaten adam makinaya bağlı yaşıyor falan diye. Hani işine geldiği zaman ne, bir sinemaya gidemiyorsun, bir şey yapamıyorsun çünkü kapalı. Hani istesen de gidemiyorsun, paran olsa da yapamıyorsun falan. Hani bu kadar o net zaman yani. bak bir de şu var. Paran olsa da gidemiyorsun. O zaman o para ne işe yaradı? Hani bu Sovyet sosyalizminden de daha barbar bir sosyalizme götürür aslında. Sen madem o parayı harcamayacaksın, ben sana parayı vermeyeyim. Aa, sen harcayamıyorsun. Ben sana temel ihtiyaçlarını vereyim sadece. Ya o zaman işte benim param yok şeyine Evet. gelir. Hani Ama olsa da harcayamayacaksın. Dolayısıyla yine yok. Marx'ın 1844 el yazmalarında değindiği mevzuya geliyoruz Evet, sanki. evet. Hani Kesinlikle. işte şey örnekleri veriyordu. Hani çirkin bir adam parasıyla mesela güzel bir kadını elde edebiliyordur. Dolayısıyla o çirkinlik o adam için söz konusu değildir. Hani Evet ya veya zaten işte materyalist felsefenin işte alameti farikası bu. Yani idealizmden farkı bu. Hani bir muhayyel bir ideale ulaşmak için dolan başlı fiillere imza atmak yerine işte doğrudan ölçüt olarak pratiklere bakar materyalist düşünce. Bu açıdan varoluşçu düşüncenin ne bileyim belli fraksiyonlarıyla daha uyumlu görünebilir. Yani bütün varoluşçuluk herhalde buna indirgenemiyor sanırım. O konuda çok bilgim yok da geçenlerde Sartre'ın varoluşçuluk diye bir kitabı vardı. Küçük onu okumuştum. Yani şey, o da kitap da değil aslında da bir konferansın işte tapaş hali. En azından Sartre'ın yakın olduğu varoluşçuluk görece böyle bir varoluşçuluk hani çok kaba, çok 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 kaba olarak böyle söylenebilir. Yani muhayyel amaçlardansa gerçekte olup biten pratiklere bakmak, maddeye bakmak gerekiyor. Yani maddi olarak olup biten ne? Hani insanın belli bir söylemi olabilir ama pratikleri yapıp ettikleri o söylemle çelişiyorsa kertiriz alacağımız nokta pratikler olmalıdır. Söylem fiili meşrulaştırmak için devreye girer. Orada bir politik bir söylem yaratır, iktidar kurar. Üf, nereden gelmiştik buraya? ya işte şey mesela işte Marx'ın örneklerinden O örneğe niye gelmiştik? işte şey dedik yani paran var ama kullanamıyorsun çünkü Ha, sinema evet. kapalı, Demek ki kafeler para yok. kapalı, demek ki paran yok Demek ki hani. paran yok. Demek ki ben sana para vermesem de
Olur. Hakkında bir şey değişmeyecek. Bu şeydir işte. Bu şey demeye çalışmıyorum. Yani bu para düzeni maddi paraya bağlı, yani somut dokunabileceğin paraya bağlı düzen. Ki artık hani o bile önemli değil de şey, çünkü kağıt paranın olduğu bir düzende, yani gerçekten altın para yokken, gerçekten değerli madenler yokken, ki o madenleri diğer alt etmek bile belli bir hayal ürünü. Niye değerli ki o madenler? Yani evet, o da O da ayrı var. bir mevzu da, hani onu Hani da geçtik diyeceksin ki diyelim. işte bu kağıt üzerine 100 yazmışlar, 100 dolar diyorlar. Hani ulan hani kim diyor bunu yani? Biri uydurmuş böyle diyebilirsin. Kim diyor onu? Önceden işte altın vardı. Hani altın harbiden, gümüş harbiden değerli oldu, değerli bir maden olduğu için insanlar onu alışveriş şeyinde hani değiş tokuş, mübadele aracı olarak kullanıyordu falan. Şimdi işte üzerine yazı yazmış. Halbuki kağıt yani yırtıp atsan boş kağıt, hani maddi bir Kim değeri diyor yok. işte o paranın hani 100 birim ettiğini, üstündeki mühür diyor. O ne demek? Asker demek, polis demek. Yani şiddet tekeli demek. Hani öyle. Yani şey, altının o kadar değerli olduğunu kim diyor ki falan gibi bir şey dedin az önce. Hani Zaten o da belki şeyden o da bir olabilir yani. süreç. O da işte bunu da Foucault Kelimeler ve Şeyler kitabında bahsediyor bu mevzulardan. Eyvallah. İşte Böylemiş o işte zaman felsefe. o zaman senin paran yok yani. Hani ben sana Ha, para evet. vermesem de O olur. yüzden sana vermesem de olur. Yani bu işte bu pandemi sürecindeki bu yapılan Ha, şey akıl demeye dışı çalışıyorum. Bu şeyler para düzeni, bu. yani kapitalizmin ekonomi politiği, ben olup olabilecek tek makul düzendir. Parayı da elinizden alıyorlar diye yakınmıyorum. Bilakis hani bunun aşılması gerektiğini düşünüyorum. Fakat böylesi çok barbarca oluyor. Yani bu kölelik düzeni bu. Yani şey, burada kölelik düzeni için de boyut değiştiriyorsun. Hani bir kölelikten başka bir köleliğe geçiyorsun. Köleliği aşmıyorsun yani. Daha barbarca bir versiyonuna geçiyorsun. İşte elinden bu düzene katlanma imkanlarını da alıyorlar. Hani seni yalnız kılıyorlar, hayatını sıkıcılaştırıyorlar. Eğer zaten hali hazırda yalnızsan, senin yeni birilerine ulaşma imkanını eline alıyorlar. Ki ben bunu, hani ben bunu deneyimliyorum kendi hayatımda bir süredir. Zaten Anlıyorum. gittikçe çemberim daraldığı için bunu gözlemliyordum. Pandemi tüy dikti bunun üstüne. Yani benim geldiğim, başta değindiğim noktada buydu işte. İnsanların kişisel sorunlarıyla toplumsal sorunlar iyice birbirine geçti. Yani benimki geçti en azından. Geçenlerde vardır başka bağlamlarda, işte ne bileyim, birçok insan işsiz kaldı. Hayatını nasıl sürdüreceğini bilmiyor. İşte ya bak, ben o 44 yazmalarını okuyunca hani gerçeğin ne kadar yaralayıcı olduğunu fark ettim gerçekten. Yine orada bir yerde bir şey diyordu. İnsanlar arasındaki ilişkiler ekonomi politik düzeydeki gibi bir mübadeleye indirgenmişti. Ki bunu şey de diyor. Tönnies, cemaat ve cemiyette de beğeniyor bundan. Yani işte bu ekonomik düzen o kadar belirleyicidir ki hayatta, bu mübadele düzeni, parasal mübadele düzeni aslında kişiler arasındaki ilişkilerde bile kendini gösterir. Hani herkes bir şey karşılığında ilişkiye girer başka biriyle. Hani işte ben senin arkadaşım çünkü sen bana iyi vakit geçirtiyorsun. Benim bundan bir karım oluyor. İşte ben de sana o işte iyi vakti sağlıyorum falan gibi mesela. Hani böyle bir alışveriş düzeni yani. Marx da aşk bağlamında buna değiniyordu 44 el yazmalarında. Şey diyordu, o da beni çok yaralamıştır. Zira o kitabı okuduğum dönemlerde ben yine işte bir kızın ilgisini çekmeye çalışıyordum. Çekemiyordum. Çekiyordum aslında da olumsuz yönde. Marx da diyordu ki bu mübadele ilişkilerine değinerek, eğer sevginiz sevilen kişi üzerinde bir sevgi yaratmıyorsa bir çaresizliktir, acınası bir durumdur. Yani kâr almaya değmez gibi bir şey diyordu. Yani öyle, gerçekten de öyle. Ama sanırım bu para düzeni olmasaydı da böyle olacaktı gibi geliyor bana. Yani bilmiyorum, mümkün müdür şey, yani kapitalizm olmasaydı işte aşklar karşılıksız kalmazdı demek mümkün mü bilmiyorum yani. Yani şey, hani öyle bir düzende insanın aklı farklı çalışır da şöyle mi derler? Tamam, bu beni seviyor, ben onu sevmiyorum ama varsın o da beni sevsin bakalım. Belki onda da sevecek bir şey vardır. Ben de onu sevmeye çalışayım. Ama öte yandan benim de sevdiğim başka bir sevgilim olsun falan. Aslında olabilir. Gayet şey bu ya. Gensler'den bahsediyor ya Engels. Ailenin, özel mülkiyetin Ve ve devletin. daha nelerin nelerin kökeni Evet. Sarı aldıklarında. kitap. Gerçi onu İş Bankası da basmış. Bak ben onu İş Bastı mı lan? Bankası'ndan da alıp Nihayet okuyacağım onu okudum. aynen.
Of. Çünkü yani o şey çevirileri biraz 70'lerden kalma çeviriler onlar. Yani Gerçi şey de Türkçesi bile basmış. çok acayip. Yordam da basmış galiba da direkt Almancadan. Ama İş Bankası'ndan çıktıysa ooo ne biçim okunur ya Evet ulan. evet bildiğin Hasan Ali Yücel serisinden var. Ulan. Ucuz bir de 10 lira falan yani. Çok Ooo iyi. çok güzel lan. Hatta yarın direkt onu alsam. Kitabım bitiyor çünkü. Güzel haber, güzel haber ya. Ha işte orada bu şu anki aile formuna geçilmeden önceki aile formundan bahsediyor Engels. Gens diye geçiyordu galiba orada. Evet, bu kabilemsi bir şey sanırım. Ha Tam evet terimi işte orada da bilemiyorum da. kadınlar çok kocalı, işte kocalar çok kadınlı, çocuklar işte bütün gensin ortak çocuğu gibi muameye geliyor falan. Aslında belki de budur yani, böyle bir şeydir. Yani orada herkes herkesi eşit sevmiyordur zaten, mümkün değil öyle bir şey. Ama şey herkesin sevecek bir veşyesi vardır. Belki öyle bir topluluk kurulabilir yani. Bu da şey bir yandan bunun da yaralayıcı bir yönü var. Ama ne bileyim şimdikinden biraz daha şey yani kompartmanlaşma belirgin olmadığı için daha kendini işte bir şeye ait hissediyorsun ya hani bir karşılığın var gibi düşünüyorsun falan. Bilemiyorum. Ya insanın fazla vakti oluyor yalnız. Evet hani Böyle şey hani bu garip bir şey. sistemin içine o kadar saplanmışız ki Mesela dışarısında ne evet olabilir bu çok şey hani düşünemiyoruz bile o bu kadar temelde yani. düşünüyoruz sadece. Evet tabii ki. Ben şu şarabı bir hemen. Tazele. Ben de o sırada bir gazel okuyayım. Sum sagarı saki bana mestane disünler. Uslanmadı gitti bak o divane disünler. Hayat zor. Ve bence hayat kendin gibi insanlar bulup hayatı daha katlandır. Hayat hayatı katlandır kılmaktan ibaret. Becerebiliyorsanız ne ala. Beceremiyorsanız işte Halep, işte Arşın veya işte Hendek, işte Deve de diyebiliriz. Güzel, güzel. Eyvallah. Hoşça kalın diyelim. Bir başka programda görüşmek Dileğiyle.